Hani bir an gelir ya, yorgun düşersin. Her şeyi bırakıp ya da tüm sevdiklerini alıp bir yerlere gitmek istersin. İşte masmavi bir elmas düşün. Hatta yemyeşil, zümrüt gibi bir orman. Sana huzur veren bir yer. Denizinde güneşi batıracağın, manzarasında hayaller kuracağın. Hani düşler kurarsın ya, o eşsiz dağların serin tepelerinde, toprağın doyulmaz lezzetleriyle dolu, esti mi rüzgar, mest etsin istersin. Bir demlik çayını sohbetle taçlandıracağın, fotoğraflarla anılarını ölümsüzleştireceğin. İşte kendini bulacağın yerdir orası. Maviyle yeşilin buluştuğu güzel işlerin kenti Başiskele'yi, hadi gelin şimdi beraber tanıyalım. Başiskele, ismini İzmit Körfezi'ndeki ilk iskelenin bulunduğu yer anlamında Başiskele'den alır. Başiskele'nin tarihi, Trakya bölgesinden M.Ö. 712 yılında bölgeye göç eden Megaralıların Astakoz kenti adıyla bugünkü Seymen ve Başiskele yöresine yerleşmesiyle başlar. Ardından M.Ö. 262'de Bitinya Krallığı'na dahil edilerek ülkenin en önemli kenti haline gelmiştir. Sonrasında ise Roma ve Bizans hakimiyetine girmiştir. Bölge 1078 yılında Selçuklu Türklerinin egemenliği altına girmesine rağmen Haçlı seferleri sırasında yine Bizans hakimiyetine geçmiştir. Orhan Gazi tarafından 1337 yılında fethedilerek yeniden Türk topraklarına katılmıştır. Başiskele Osmanlı döneminde hızla gelişmeye devam etmiştir. Bu dönemde ipek böcekçiliği, kerestecilik, hayvancılık ve el sanatları gibi birçok alanda gelişim göstermiştir. Başiskele'de gezerken bu güzelliklerin yanı sıra köklü bir tarihe de şahitlik edebilirsiniz. Şehrin çeşitli bölgelerinde tarihten izler hala tazeliğini korumaktadır. 2010 yılında bulunan Roma dönemi nekropolü ve Paşadağ Kalesi mevkii. Burası daha sonra arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiş ve koruma altına alınmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra Karadeniz ve Balkanlardan gelen Türk aileler Başiskele'ye yerleştirilmiştir. Zamanla Kullar, Yuvacık, Karşıyaka, Bahçecik ve Yeniköy'ün büyüyüp gelişmesiyle 2009 yılında ilçe olan Başiskele, Marmara'nın göz bebeği haline gelmiştir. Başiskele ilçesi, karayolu ve demiryolu ulaşımı açısından önemli ve stratejik bir noktada bulunmaktadır. Deniz ulaşımı açısındansa büyük bir potansiyel sunmaktadır. İlçeye en yakın havaalanları Kocaeli Cengiz Topel ve İstanbul Sabiha Gökçen havaalanlarıdır. İstanbul, Bursa, Yalova ve Sakarya gibi çevre illere yakınlığıyla öne çıkan Başiskele, büyük şehirlerden nefes almaya kaçan her yaştan misafirini yaz-kış ağırlamaktadır. Başiskele, sanayisi ve geniş ulaşım imkanlarıyla aynı zamanda ülkenin önemli teknoloji kuruluşları içinde cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu kapsamda Kocaeli Teknoparkı, Başiskele Serbest Bölgesi, Kocaeli Üniversitesi Kullar Yerleşkesi ve Yuvacık Diş Hekimliği Fakültesi ile özel yetenekli çocuklara yönelik Başiskele Belediyesi'nin Kocaeli'de bir ilke imza atarak kente kazandırdığı Çocuk Üniversitesi gibi kurumlar ilçede yerini almıştır. Her bütçeye uygun konaklama imkanlarıyla yeşilin binbir tonuna erişeceğiniz, aldığınız her nefesin farkına varacağınız kentte sizi bekleyen, keşfedilecek o kadar çok güzellik var ki. 215 kilometre kare yüz ölçümüne sahip Başiskele'nin %59'u ormanlarla kaplıdır. Bu zümrüt yeşili ormanlarda yoğun şehir hayatının temposundan kaçıp foto safariyle kentin zengin bitki örtüsünü keşfedebilirsiniz. Başiskele'deki soğuk dere, sıcak dere, kiraz dere, serin dere, Parsık ve Kazandere akarsuları, doğa yürüyüşleri için macera dolu fırsatlar sunmaktadırlar. Özellikle trekking denildiğinde ilk akla gelen Başiskele, vadi ve mesire alanları, 14 yürüyüş parkuru, 5 kayalar tabiat parkı,
6 mağarası, 5 yaylası, muhteşem bir barajı ve seyretmeye doyamayacağınız deniz manzarasıyla hayranlık uyandırmaktadır. Başiskele ayrıca giderek yaygınlaşan off-road, jip ve ATV safari ile de adrenalin dolu sportif aktivitelere ev sahipliği yapmaktadır. Kocaeli'nin genç ilçesi Başiskele aynı zamanda termal şehir özelliğiyle de tanınmaktadır. Başiskele yerli ve yabancı turistlerin, izcilerin, çadır kurmak isteyenlerin, günübirlik gezginlerin de göz bebeği durumundadır. Mis gibi orman havası almak, doğada spor yapmak, fotoğraf çekmek, dinlenmek, huzur bulmak ve doğayla iç içe yaşamayı öğrenmek isteyenlere Başiskele sonsuz sayıda seçenek sunar. Güzel işlerin başkenti Başiskele, zengin tarihi, muhteşem doğal güzellikleri, keşfedilmeye açık birçok güzelliğiyle İstanbul'un yanı başında ziyaretçilerini beklemektedir. Başiskele'de işler, güzel işler.